Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda sizinle 7. sınıf düşünme eğitimi dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar mantık nedir demiş. Mantık arkadaşlar doğru düşünme kurallarıdır. 2. Varsayım nedir? Problemleri çözmede nasıl bir faydası vardır? Arkadaşlar varsayım kesin olarak kanıtlanmamış düşünce öneri ve görüşlerdir. Faydası sonuca ulaşmada fikir üretmemizi sağlar. 3. Bir kıyafet mağazasına gittiniz. Gömlek alacaksınız. Çok fazla çeşit var. Kıyaslama yaparken neye dikkat edersiniz? Arkadaşlar bir defa sevdiğimiz renk olmalı. Daha sonra kaliteli olmalı. Pahalı olmamalı. Tabii bunun yanında da kumaşının da güzel olmalı. 4. Tümevarım nedir? Yazınız arkadaşlar. Tümevarım parçadan bütüne doğru akıl yürütmedir. Unutmayın. Parçadan bütüne. 5. Yaşadığımız bir durumun ya da sorunun problem olup olmadığını nasıl anlarız? Şimdi arkadaşlar burada bir defa problemle karşılaşan kişi için güçlük oluşturmuşsa ve yine kişi çözme ihtiyacı hissediyorsa ve yine arkadaşlar çözümle ilgili bir hazırlığı yoksa bu bir nedir? Problemdir. 6. Bir sorunla karşılaştığımızda onu nasıl çözersiniz? Yazınız demiş. Arkadaşlar bir defa sorunu belirleyin. Bir diğer arkadaşlar hedefleri tanımlayın. Yine beyin fırtınası yapın. Daha sonra arkadaşlar çözümü seçin. Çözümü aktif uygulayın. Ve son olarak da arkadaşlar değerlendirme yapın. 7. Düşüncelerimizi ifade ederken nasıl davranmalıyız? Bir defa arkadaşlar
sakin, rahat, anlaşılır ve açık olmalıyız. Yine bunun yanında göz teması kurmalıyız. Ve kesinlikle arkadaşlar kısa ve öz anlatmalıyız. 8. Bir gün pazarda bir papağanın 100 altına satıldığını gören Nasrettin Hoca evinden bir hindi getirip 200 altın ister. Herkes hocaya şöyle der. Hindi hiç 200 altın olur mu? Az önce bunun yarısı kadar kuş 100 altına satıldı. Bu neden 200 altın etmesin? O marifeti olan nadir bir kuş. Senin benim gibi konuşur. O da marifet mi? O kuş konuşursa bu da düşünür cevabını verir. Nasrettin Hoca bu sözüyle ne anlatmak istemiş olabilir? Arkadaşlar Nasrettin Hoca'nın bu sözüyle düşünmenin daha değerli olduğunu ve tabii ki arkadaşlar az konuşmanın önemini. 9. Bir konuda çok farklı görüşlerin olabileceğine örnek veriniz. Arkadaşlar bir konuda fazla ve farklı görüşler, düşünceler olabilir. Hemen bir örnek verecek olursak ne deniliyor? Renkler ve zevkler tartışılmaz. Yani burada herkesin farklı rengi sevebileceği ve farklı zevklere ihtiyaç duyabileceği, farklı ilgi alanlarına ihtiyaç olabileceği anlatıldı. Bu da tabii ki farklı düşüncelere saygı duymamız gerektiğini bize söyler arkadaşlar. 10. ve son soru arkadaşlar. Farklı düşüncelere saygılı olmanın önemini nedir? Yazınız demiş arkadaşlar. Herkesin düşüncesi kendine göre değerlidir. Bu nedenle yanlış olduğunu düşünsek bile düşüncelere saygı duymalıyız. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.